Abi reklamlarda ben Beis'ten bir ayakkabı siparişi verdim. 45 numara. Tamam, bugün veriyoruz dediler. Verdiler. 3 gün sonra bu kargo elime geçti. Kargo elime geçtikten sonra açtım. İçinden çıkan ayrı ayrı iki farklı spor ayakkabısı çıktı. Buna ben 80 lira para verdim. Parasında değil. Benim gibi yüzlerce insandan böyle dolandırıyorsa da bu Türkiye'mizde, bu çağda bu kadar sahtekarlığa kimler gözümüyor? Ben biraz önce bir muz gönderdim İstanbul'a. Benim nüfus kağıdımı istediler. Telefon numaramı istediler. Adımı, soyadımı, kimliğimi doküman yaptılar. Peki bu beyefendinin bu ayakkabıyı gönderenlerin adını, adresini bu sonra almadı mı? Acaba ortak mı? Niçin detaylı bir şekilde aramadılar? Benim soruma cevap veremiyor karbon. Bunda aramda ihmali var. Suçlu demiyorum. İhmali var. Bu gibi olaylar Türkiye'mizde olmasını istemiyorum. Ben 80 liradan vazgeçebilirim ama yüzlerce kişi bundan vazgeçmez. 657 devlet memurluğundan emekliyim. Yani benim gibi insanlar dolandırılmak çok ayıp yani. Hiçbir arkadaş dolandırılmasın. Ben 45 numara istedim. Farklı farklı numaralar artı renkleri de farklı. Renkleri de farklı. Bunu internetten bunun sorumlu olan bir kişisi yok mu acaba? 64 27. Şimdi arıyorum, bu telefon numarasına cevap veren de yok. Evet. Bu kadar ihmalli olmaması gerekir. Ya Türkiye'mizde böyle şey nasıl olur ya? Sabah kaymakamlık binasında derme oldum ben. Yarın sabah tüketici haklarına bu konu hakkında şikayetçi olacağım. Ben yakıyorlar, bir başkası yanmasın. Yani böyle yüzlerce insanları mağdur ediyorlar. Yarın mutlaka savcılığa dilekçemi vereceğim. Bu hakkı arayacağım. Parası için değil. Dolandırıcılığın büyüklüğü, küçüklüğü olmaz zannediyorum.